Kazamız mı? Gazamız mı? Ben konuşsun. Kazamız. Kazamız. Kazamız mı? Kazamız, kazamız ucuz olsun. Evet. Ne konuşacağız hiç bilmiyorum biz de. Ben de bilmiyorum. Bu da sonra gireceğiz artık. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuğum var. Özge benim kanalı açtı. Özge benim. Liseden arkadaşım falan diyecek gibi bir şey oldu. Özge benim kanalını açtığından beri takip ettiğim ve gerçekten YouTube dünyasında çok çok sevdiğim bir arkadaşım, bir YouTube kanalı sahibi. Teşekkür ederim. Bugün böyle sohbetli bir video çekelim istedik. Hem benim kanalımda hem onun kanalında böyle sohbetli, çok çok konuştuğumuz bir video olacak. Bugün benim kanalımda bahsedeceğimiz konu ilişkiler. Bir i̇lişkiler. Uzman doktor çağrısında görüyorum ki uzun ilişkiler uzmanı. Aynen. Özellikle uzun ilişkiler konusunda böyle bir tez yazmayı düşünüyoruz bugün. Ben ve soğan kokumlu. Sizlerle beraber. Özge Şen'den önce Adanalı'ya yanımda. Sanki kendi gömmedi. O da Urfa'yı gömdü. Sürekli bana Snapchat'ten artık sohbet yapmıyorsun diye çemkirip duruyor. O yüzden bu videoyu çekiyoruz bugün. Çayınızı kahvenizi alın. Biz de aldık birer. Evet. Başlayalım isterseniz. Sizinle lens mi var? Evet evet bak. Lens kullanır mı? Bak kullanır. Yoksa göremem. Yoksa göremem. Vallahi göremem. Çünkü 3.5. Yoo! Doğu yanlışlıkla gözlüğümü kırdı. Gece bile kurtulamıyorum lenslerimden çok şu anda. Çok kötü bir şey. Ameliyat olma yapıştırız. Yapıştırdık. Valla şey, onu da bir takipçi söylemiştim. Bir şey yazdırdın beni. Konu nereye gitti lan? Bilmiyorum. İlişkilerden bahsedeceğim. Evet. Evet, bugün ilişkiler konusunda konuşacağız. Aslında benim de. Erkekler konusunda da konuşacağız. Evet, birazcık da erkekler konusunda. Evet. 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 Aynı rakamda konuşacağım. Evet. Şimdi siz mesela ne zamandır berabersiniz Can'la? O kadar. Hani yani hatırlayabiliyor bir... musun Can'dan önceki dönemi? Hatırlıyorum. 2003. Milattan önce. 2003 Aralık'ta tanıştık biz. Wow. 14-15 yıl neredeyse. Evet. Aynen. Wow. Yani 11 yıl sevgili olduk. 2003'te kaç yaşındaydınız? Ben 17. Ben reşit değildim. İşte tanıştık. Ve tanıştık o tanıştık. Gerçekten. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim. Nasıl be? Vallahi. O zaman kaç yaşındaydın? Kaç yaşındasın sen? Ben 86'lıyım deyip yok oluyorum. 94'lüyüm ben. İşte 17 yaşındaydım ben. Can da 18 yaşındaydı. 15 falan oluyor galiba ama 15 yılda da hani böyle 15 yıl kesintisiz beraber değildik. Açıkçası. Doğu'ya tanıştığımda ben de 16 yaşındaydım. Biz liseden tanışıyoruz. Zaten beni takip edenler bilir yani. Bu muhabbeti kaç kere anlattım belli değil. Hadi ya ben bilmiyorum. Bu muhabbeti tam Doğu'yla ben tekrar ben yani bu geçen sene karşılaşmadan önce 15 gün önce anlattım. Hı. Çünkü Doğu benim hani lise aşkımdı. Ondan sonra o zaman da hani ilişkim bitmişti. İşte muhabbet falan yapıyoruz story'de. Ondan sonra tekrar anlatacaklar için bu 2 dakika falan ileri geçsin. Muhabbet zaten bilenler 2 dakika ileri geçsin. Lise aşklarından falan bahset falan diye sordular. Ben de doğrudan bahsettim. İşte böyle uzun uzun anlattım çünkü hani o benim gerçekten... Aynı lisede miydin? Aynı lisedeydik. Aa. O benim işte 3 dönem üstümdü. Ben 9 sınıftayken o 12. sınıftaydı. Hani olur ya böyle ilk liseye gidersin. Böyle... Kendinden büyük. Aynen kendinden büyük birine aşık olursun falan böyle. Ben de Doğu'ya. Ama böyle hani onun da... Böyle bir namı vardı yani. Hmm, okulda popüler okulda, aynen, birazcık beğenilirdi yani. Ben de hep popülerleri buluyordum. Gerçekten kız güzeli gibiydi yani. Babaannesinin arkadaşları toplamış. Ay kız gibi çocuk falan. Ya şurasında Cindy Crawford beni var. Ya onu böyle anlatıyordum. O 15 gün sonra karşılaşmış. O da 15 gün önce falan benim profilime bakmış. Çok alakasız ama bir şeyi böyle çok yoğun düşündüğün zaman ya da birini işte neyse. Kesinlikle. Bir anda karşına çıkıveriyor. Gerçekten tanıştığımızda, konuştuğumuzda. Bir sene geçmişti ve o üniversitedeydim. Ondan dolayı hani olmadı. O yeni üniversiteye gitmiş, ben daha lisedeyim falan filan. İşte karşılaştık. Böyle bir anda böyle bir çekim oldu. Ben kastım hani bir öpüşme gitti. İstanbul'a ilk geldiğimde ilk defa Doğu'yla karşılaştık. Katıköy'e indik. İlk gün. Daha ilk gün. Karşıdan karşıya geçiyorum. Hop Doğu'yu gördüm böyle. Tamam şöyle kaldım. Böyle o beni görmedi. Biz zaten bu arada İstanbul'da 4 kere karşılaştık Doğu'yla, hiçbirinde beni görmemiş. Ben şey oldum böyle, normalde hep kıskanırım bu tarz şeylere. Hani
şey olarak, genetik olarak kodumda mı var bilmiyorum ama kıskanç bir insanım genel olarak. Ama mesela Doğu'yu gördüm böyle, yanında kız arkadaşı vardı ve mutluydu ve ya inşallah çok mutlu olur falan dedim ya. O kadar iyi düşünüyordum onun hakkında. Yani bir şey olması gerekiyorsa ya da biriyle olman gerekiyorsa bir şekilde oluyorsun hakikaten. Siz ne kadar berabersiniz? İşte bizim Ocak'ta, aslında Aralık'ta ilk zamanlarımızda zaten sevgili gibi başladık. Ama tam olarak Ocak'ta sevgili olduk. Siz de tanışır tanışmaz sevgili oldunuz değil mi? Evet. Affedersiniz. Sence, önce ben sana sorayım. Bir yıl yani, bir yıl geçti. Bu uzun ilişkinin sırrı ne sence? En başta, sevgiliden önce arkadaş olmak. Bana göre. O kadar doğru bir şey söyledin ki kesinlikle. Hani şey olmak zorunda değil, en yakın arkadaşın olmak zorunda değil belki. Hı. Ama hani en azından aynı şeyleri paylaşabilecek, aynı en azından hayat görüşünü paylaşabilecek, işte ne bileyim aynı olmasa da benzer zevkleri tartışıp benzer şeylerden zevk alabileceğiniz insanlar olması karşınızdaki. Ya bir de şöyle de oluyor bence, hani ona bir şey parantez açmak istiyorum. Bazen mesela çok farklı zevkleriniz olsa da ya da ilk tanıştığınızda çok farklı zevkleriniz olsa da bir süre sonra zaten birbirine benzemeye başlıyor. Tam onu diyecektim. Bence anlayışlı biri de olmalı karşıdaki. Evet. Mesela farklı zevkleriniz olabilir. Bizim de Doğu'yla farklı zevklerimiz var. Ama benim zevklerime o açık çok. Evet. Yani hani saygı duyuyor. Saygı yani. Duyuyor ve onları öğrenmek istiyor. Evet, yani bunu neden beğendiğini anlamak istiyor. Anlamak istiyor. Aynen çok öyle. Önemli bir şey. Kesinlikle bence de. Hani ben de ona karşı öyleyim. Uğraşmaktan hoşlandığı şeylere karşı ben de öyleyim. O yüzden hani bir şeyleri tartışmak, bir şeyleri birlikte yapmak çok zevkli oluyor bir yerden sonra. Ya bizim de hep öyle oldu. Yani çok ben de işte 17 yaşındayken tanıştığımızdan bu zamana kadar yani resmen beraber büyüdük. Bir şeyleri böyle beraber keşfettik, fark ettik. Daha dün mesela şey oldu. Can burada işte dizi izliyor. Dark'ı izliyordu. Ondan sonra ben de içerideyim işte, video çekiyordum. Ondan sonra bir müzik çaldı dizide. Geldim. Bu şarkı çok iyi ya dedim. Şazamladım dedi. Ya böyle oha dedim yani. Aynı şeyi, artık bu aynı şeyleri. Yani kesinlikle aynı şeyleri beğeniyoruz. Hiç böyle farklı bir şey olmadı yani şimdiye kadar. Ama tabii ki böyle anlaşamadığımız, asla böyle birleşemediğimiz hala daha yani bizim 15 yıl, 16 yıl neyse sayamıyorum artık. O kadar yıl geçmesine rağmen hala var. Bazen bazı şeyler var. Tartışmaktan çok zevk alıyoruz mesela. Hani işte felsefi konular olsun. Hı-hı. İşte diyelim bir tiyatroya gittik. Mesela en sevdiğim şeylerden bir tanesi var. Birlikte bir tiyatroya gittik. Siz bayağı tiyatro izliyorsunuz. Evet, ben çok tiyatroya gittim. Ben tiyatrocuyum. Ben hiç oyunu izlemiyorum. Sen bayağı, daha çok izliyorsun. Bayağı izliyoruz. Hoşumuza gidiyor yani. O da çok seviyor. Çünkü mesela benim tiyatroya gitmek kadar onun çıktığında Doğu'yla bunu tartışmak da çok hoşuma gidiyor. Hani neleri beğendik, neleri beğenmedik, hani ya şöyle olsaydı daha güzel olmaz mıydı falan. Hani entelektüel bir birikiminin olması da hoşuma gidiyor. Evet. Bir yerde havadan sudan konuşmak yetmiyor bence. O yüzden kafanızın uyduğu biri bence çok önemli. Bir şeyler için sen kendin böyle bak ben şimdi oturacağım ve fedakarlık yapacağım demiyorsun. Zaten içinden öyle geliyor. Hani bir şekilde diyorsun ki ya ben bunu yapıyorum, şu anda bir şeye emek veriyorum diyorsun. Ama bunu böyle hani mantıklı, ben Gizem için bunları yaptım, o da benim için bunları, öyle bir şey değil yani. Ki bir ilişki için sen çok fazla fedakarlık gösteriyorsan ve karşı taraftan bunu alamıyorsan o çok sağlıksız oluyor. Tabii ki her zaman her şey karşılıklı olacak diye bir şey yok. İlişkide insanın böyle kendini, neden onu güvende hissetmesi bence çok önemli. Evet. Hani evet ben işte gözlerimi kapayıp arkamı yasladığımda düşmem. Hı hı. Çünkü arkamda biri var, onu bilirim. Evet, demek çok önemli bence. Şey. Evet. Bir şeyleri tartışmaktan çok zevk alıyoruz, onda bir sıkıntı yok. Ama bazen çok ikimizin de dik olduğu konular oluyor. Hani gerçekten bir yerden sonra kavga edebileceğimiz kadar dik olduğumuz konular oluyor ve onların üzerine çok fazla gitmiyoruz. İşte o noktada da durmayı da bilmek evet. lazım. Yani eğer anlaşamıyorsan sen orada dur, ben burada durayım. Hani ikimiz de birbirimizin bu konuda aynı fikirde değiliz. Orta noktada da buluşamıyoruz. Ben sana saygı gösteriyorum. Sen de bana saygı aynen. göster. Hani. Aynen, kesinlikle. Birleşmek zorunda da değilsin zaten hani her evet. zaman. Öyle olursa zaten sen kendin gibi tam olarak böyle match edilmiş böyle bir tane insan olursun yani. Evet, farklı olmak. Tamam hani şarkı mesela aynı şeyleri seviyoruz ama hani farklı olduğun yönler aslında ilişkiyi besliyor. Evet. Bir yandan. Ama işte onları da dediğin gibi saygılı bir şekilde hayatına evet, yönetebilmek lazım. Gerekiyor. Aynen.
Bu kadar bitti falan diyor. Mesela işte Can'la ilişkimiz böyle çok uzun süredir var ama hani aralarda böyle kopukluklar, kesiklikler oldu. Sonuçta biz de insanız yani ve hani çok küçüktük o zaman. Hı. Bir şekilde böyle şunu fark etmiştim ben hep. Muhtemelen Can da öyle ki bunu konuştuğumuzda hep öyle olduğunu gördüm. Yani hayatına bir şeyler, birileri giriyor çıkıyor, hayatında bir şeyler değişiyor. Ama hep bir yerde şey var, Can var. Hep bir yerde onun kafasında Özge var. O gördüğüm kişiyi Can'a benzetmeye çalışıyorum. Bunu sana söylemiştim. Hı hı. Bazı hareketlerine ya da ne bileyim zevk aldığı şeylerin Can'a benzemesini istiyorum. Hı hı. O da mesela işte bir kızla konuşuyor. Şimdi işte kız yabancıymış mesela şey demiş. İşte Özge olsaydı şimdi bunu anlardı. Türkçe evet, söylüyor falan. Hani ama kız yabancı hani. Kız Türkçe bilmiyor. Özge olsa şimdi bunu anlardı. Kız what falan diyor. Saçma sapan bir şey. Size köstek olmak yerine sizin arkanızda durduğunu hissetmeniz gerekiyor bence. Bu illa şey olmak zorunda değil. Tamam ne yaparsan yap işte ben senin arkandayım falan gibi bir şey değil. Hani evet. Siz mesela çok uçtuğunuz bir noktada sizi frenleyebilecek bir insan olabilir. Ama sürekli olarak değil. Mesela siz uçtuğunuz zaman sizinle uçabilecek bir insan da olması gerekiyor evet. Bence. Çok doğru bir şey söyledin. Ben o zamanlar, Can'la ilk tanıştığımız zamanlarda tiyatro sınavlarını hazırlanıyordum. Konservatuar sınavlarını ve hani tabii ki ailem her zaman destekçiydi. Ama hiçbir zaman babamla bunu da ilk kez burada söylüyorum yani. Hani hiçbir zaman şey olmadık hani. Tamam gir kızım tabii tiyatro sınavına gir, işte konservatuar gir oku falan. Hiçbir zaman böyle olmadı. Her zaman bir şey vardı. Olmasa mı acaba? Hı. Hani çok zorlanacaksın sonrasında. Hakikaten Can'ın o zamanlar şey ki yanımdaki o desteği ve bana güvenmesi hani annem babam ya Allah onları başımdan eksik etmesin. Öyle bir şey söylemiyorum ama o zamanlar çok küçüktük ve hani Can'ın bir erkek olarak benim arkamda işte o senin dediğin gibi hani bir arkadaş olarak ve sana güvenip durması, kimse sana güvenmiyorken ya da işte bir kere deniyorsun olmuyor. Ben bu arada çok direttim sınava girmek için. Yani 3. girişinde falan kazandım tiyatro konservatuarı. Ve hani bir yerden sonra aileler şey diyor, tamam artık bir tane denedin bitti. Okey hadi git şimdi başka bir bölüm. İşte ama şu zamana kadar dene, evet. Olmazsa yine... Aynen, hobi olarak yap falan. Onlar da kendi... Kesinlikle. Onlar da kendi kuşaklarına göre düşünüyorlar aslında. Evet, hani. Evet. O da doğru. Aslında şimdi düşünüyorum, şu aklımla düşünüyorum. Babam haklıymış. Ya ben bunu babama söylediğimde bana şey diyor, haklı olmaktan nefret ediyorum. Yani ben de ebeveyn olsam, hani çocuğum gelip sen haklıymışsın dese... Oley ben kazandım demem. Üzülürüm yani hani. Demek ki dedikleri çıktı hani. Ama orada Can'ın bana desteği inanılmazdı yani. Ben böyle işte çantalarımı yerlere atıyorum. Böyle işte sınav sonucu açıklanıyor. Böyle yine kazanamamış ah falan yapıyorum. Küfürler falan böyle. Ama onu böyle tiyatrocu gibi yapıyorum. Evet onu tiyatrocu gibi yapıyorum falan. Ama böyle Can böyle ya öyle deme bak olacak merak etme. Abi sonuna kadar destekledi beni ya. Sonuna kadar. Ve şimdi bana ne diyor biliyor musun? Şu an bana ne diyor biliyor musun? Daha bir hafta önceydi. Hadi sen tiyatrocu olmamalıydın. Sağ ol ya dedi. Ama adam ne yapsın? Türkiye'de tiyatro yapamıyorsun yani. O da haklı yani. Burada da bir mesaj vermiş. Ben ilişkilerde eskiden şey düşünüyordum hani. Erkekler çok yaman falan diyordum ama bence kadınlar daha fena. Vallahi daha fenalar. Evet. Yani bence bir kadın daha çok pislik yapıyor ilişkide. Diyorsun. Kendimden biliyorum. Kadınlar daha tehlikeli. Ama kadınların da ilişkide erkek arkadaşlarından aslında korkmuyorlar galiba. Dışarıdaki kadınlardan korkuyorlar. Ataerkillikten de kaynaklanıyor bence bu. Genel olarak dışarıdan korkmaktan ziyade çok fazla erkek arkadaşlarını da yakıştıramıyorlar sanırım. Hani, ve neden ona birazcık bizim toplumumuzda şey var ya erkek yapsa da affedilir. Böyle bir algı var mesela işte kadın aldatırsa ya da işte kötü bir şey yaparsa çok işte öldürelim. Boşanmak isteyen kadınlar bile hani evet ya. Çok kötü şeylere maruz kalıyorlar. Ama bir erkek böyle bir şey yapmak istediğinde erkek işte çok çok yanlış. Ya mesela dul kadın diye maalesef bir şey var ya. Yani. Dul erkek diye bir şey yok. Evet. Doğru söylüyorsun. Hani o bence onunla ilgili. Sen kıskanç mısın? Önce onu sorayım. Can kıskanç mıdır? Nasıl bir kıskançlık dengesi var? Ya ben galiba kıskanç değilim. Şu anda da aslında kıskanım. Bak benim kıskanmam nasıl biliyor musun? Şey mesela diyelim ki... Anlatamaz. Aslında kıskançmış. Ya ben de kıskanç değilim yani. Nasıl kıskançım biliyor musun? İş yerinde kimdi o yanındaki? Fotoğrafta niye yanında o vardı? Ne falan böyle biri değilim. Ben şeyi kıskanıyorum abi. Mesela böyle televizyon
izliyoruz ya da ne bileyim hayatımıza biri giriyor ve kadın çok güzel mesela. Ben kadını kıskanıyorum ama ben canı kıskanmıyorum. Güzel değil mi? Bu kadar güzel ve hani adam onu beğeniyor, haklı. Haklı. Ben de beğeniyorum yani. Hani onu kıskanıyorum. Üniversiteler toplanıp tatile götürmüşlerdi bizi. Antalya'da böyle 5 yıldızlı otellere, böyle her şey sınırsız falan. Tam ergenlik. Böyle alabildiğine işte yiyorsun, içiyorsun, havuza atlıyorsun. Ben otel Rus kaynıyor. Ben de böyle şey gibiyim. Beyaz bir tavuk. Bembeyazım böyle ama hani o beyazlık, hani o güzel beyazlık böyle böyle süt gibi değil. Böyle beyaza biraz. Yani böyle yani olmamış yani. Böyle karşılıklı yemek yiyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Arkadan bir topuklu şey ses geliyor, topuklu ayakkabı. Tak tak. Buradan geçiyor belli ki. Abi canım gözler böyle. Ben böyle bunu kıskanırım. Ama ben canı kıskanmıyorum. Kızı kıskanırım. Garip kafalar. Yani bizimle bir ilişki kurmayın. Ben aslında kıskanç bir insanım. Hani şimdi onu söyleyeyim. Evet. Ama bunu böyle çok belli edip işte insan hayatını kısıtlayan bir kıskançlık değil. Darlayan biri değil. Mesela ben buraya geldim. Diyelim ki o da bir kız arkadaşıyla görüşecek. Görüşsün. Ya çünkü ben bunu kısıtlayacak bir insan değilim. Ya çünkü o insan benden önce de hayatında vardı ve ya benden sonra hayatına girmiş olsa bile illa sürekli ve sürekli benimle beraber olacak diye bir şey yok. Aynen öyle. Bu adam yani ve illa arkadaş olacak diye de bir şey. Ya biz şu an evliyiz. Ama hadi ya diyormuşuz da evli misin? Böyle bir şey söyleriz ya. Ya şu anda da mesela şimdi insanlara söylediğinde evlisin, her şeyi beraber yapıyorsun. Öyle bir şey yok mu ya? Bizim çok bağımsız hayatlarımız var. Yani ne o öyle kısıtlar beni, ne ben onu kısıtlarım. O kıskançlık da dozajını ayarlamak lazım, darlamamak lazım. Evet, içimden biraz kıskanıyorum. Hani şey olarak kıskanıyorum. Keşke benimle olsaydı. Ha, keşke benimle olsaydı. Hani bir şey yapacağını düşünmüyorum ama hani hayır onunla buluşmayacaksın, hayır şunu yapmayacaksın, kiminle konuştun, neden konuştun falan yapacağım bir şey değil. Çünkü bu bir yerden sonra insanı gerçekten çok daraltıyor. Evet, evet, sürekli sürekli biriyle olmak sağlıklı gelmiyor bana. Ya bir de başka hani hayatları da olması gerekiyor bence insanların. Evet. Yani çok sıkıştırdıkça ve böyle çok kontrol freak bir halde olduğu zaman kadın, erkek çok bunalıyor yani. Ya bence erkeğin de kadın olma yapmaması lazım. Yani hani evet, ne bileyim işte şunu giymeyeceksin. Bunu ha, onu diyecektim. İşte evet. Şu arkadaşınla buluşmayacaksın. O kıyafet memnunsun. Şöyle oldu, en nefret ettiğim şey. Çok duyuyorum. Şöyle çünkü olabilir. Mesela arkadaşımı beğenmemiş olabilir. Hı-hı. İşte beni kötü etkilediğini düşünüyor olabilir. Ya, o başka bir şey. O zaman hani dersin ki ya sen, seni acaba şu konuda kötü mü etkiliyor gibi. Ya enerjin düşüyor, onunla buluşma falan. Hayır, o ama senin yine karar verebileceğin bir şey. Hani, evet. Ya hakikaten böyle mi diye senin düşünüp ya yok ya deyip yine evet, devam edebileceğin ya da işte galiba haklı bu konuda deyip görüşmeyi kesebileceğin bir şey bence. Bununla görüşmeni asla istemiyorum. İşte şununla şunu yapmanı asla istemiyorum. Hele ki olsa hiçbir şey yokken. Ya da işte şu kıyafeti asla giymeyeceksin. İşte biz gavat mıyız bilmem ne. Ya etek giyiyorsun. Gavat mı oldun şimdi? Kıyafet mevzusu çok fena. Yani bunu, çok gereksiz. Bunu özümseyip kanıksayan kadınları ben daha çok kızıyorum erkeklerden. Evet, çünkü erkekler o şekilde. Sana da geliyor mu? Bunu mesela kocam nasıl izin verdi bana? Evet, o var. İşte bu fotoğrafı koymana Doğu abi nasıl izin verdi? Bana mesela bunu yazan kadın ya. Bak. Bir kere benim sahibim değil Doğu. Giyeceğim ve benden başka kimse karışamaz. Aynen. Benim nerede ne giyeceğimi düşünemediğimi düşünüyorsa o zaman hayatımda bir zahmet olmasın. Aynen. Çünkü benim nerede ne yapacağımı bilmediğimi söylüyor demek oluyor bu. Bunu giyersen seni keserim falan. Hele gel kes yani. Hele gel kes. Benim okuyayım. Bence bunu erkeklerden önce kadınların İzin vermesi gerekiyor. Bunu geçen gün Doğu söylemişti ve çok haklı bulmuştum. Bir erkeğe kadının hakkını öğretmekten önce bir kadın kendinin hakkı olduğunu bunu gösterirse, böyle bunu sahiplenirse o saatten sonra zaten erkek hani onun üzerine gidemez. Evet. Çok çok doğru. Çok güzel bir şey söylemiş. Hani videomuzu bir şey koyayım mı? Evet. Sevgililerimiz bu videoyu koymaya nasıl izin verdi? Kadınların böyle düşünmesini de bir yerde anlıyorum. Çünkü bu şekilde büyürsen eğer, bu şekilde yetişirsen evet, evet öyle oluyor ama bir yerden sonra kendi hakkınızı, kendi gücünüzü kendi elinize almak zorundasınız. Ben bir kadınım da değil, ben bir insanım ve kendimden başka birinin karışmaması lazım böyle şeylere evet, demesi gerekiyor. Evet. Tabii ki herkesin kendi tercihi. Çünkü evet, bazı insanlar hani şey diyor, bana karışsın istiyorum, şey yapsın. Ya büyük ihtimalle bu
çok fazla toplumun sevilmeyi bilmemesinden. Bence sevgi anlayışları o. İşte aslında sevgi böyle bir şey değil yani. Bahsettiğim şey o, evet. Onun sevgi olduğunu ve onun koruma olduğunu sanıyorlar. Aslında korumak bu değil bence. Birinin senin arkanda olması, birinin sana kol kanat germesi, evet. İşte bu bence birinin seni koruması da aynı zamanda. Evet. Tabii ki de böyle bir şey olacak yani. Hani bundan kesinlikle bahsetmiyorum ama sanki sen onun malınmışsın gibi davranılan bir korumayı kabul etmiyorum ben. Size de yapmamanızı öneririm. Ama bu konuda ben genelde çok politik davranırım. Birkaç tane sorumuz var. Konuk alıyoruz programımızda. Genel olarak şöyle bir şey var. Geçmişinde sorun yaşadığı için hayatında kimseyi istemeyen erkeği nasıl hizaya getirebilirim? Snapchat'ten de soruluyordu bana ve orada da cevap veriyordum. Burada da aynı cevabı vereceğim. Bence bu tarz şeyler çok kişisel ve işte şu şöyle oldu ve bunun hakkında ne yapabilirim? Diye bir şey bence cevaplanacak bir şey değil. Evet. Çünkü ben farklı bir insanım, sen farklı bir insansın, karşındaki kişi farklı bir insan ve ilişki iki kişilik yaşanan bir şey. Burada benim sizin yaşayacağınız ya da yaşadığınız ilişkiler hakkında ahkam kesmem, işte şöyle yaparsanız, bu taktiği uygularsanız gibi şeyler söylemem bence çok saçma ve çok anlamsız. Evet, tabii ki ya de evet. Arkadaşlarımıza... Bir formülü yok çünkü. Aynen öyle. İlişkilerin bir formülü yok. Şunu yaparsanız böyle olur evet. falan diye bir şey olsa keşke biz de uygulasak yani. Evet. Bu tamamıyla sizin ilişkiyi yaşayarak, onu olgunlaştırarak yapabileceğiniz bir şey. Belki hani arkadaşlarınızdan fikir isteyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlarınız da sizi ve karşınızdaki insanı bir derece tanıyor oluyor. Hı. Ama benim ya da Özge'nin ya da başka birinin sizi hiç tanımadan, sizin karşınızdaki insanı hiç tanımadan işte hadi şunu uygulayalım, ben olsam şunu yapardım demesi bana birazcık hani olumsuz geliyor, öyle diyeyim. Bunun dışında söyleyebileceğim şu şey var. Özellikle böyle daha yaşı küçük olanlarda var bu. Sorunlu erkeği adam etme çabası. Niye? Niye o insana düzelmeyecek büyük ihtimalle ve sizin o kullandığınız bütün force'unuzu emecek, bütün hayatınızı emecek bir insana hayatınızı adayasınız ki en başta. Hani böyle ne bileyim ilişkiniz gerçekten bir süredir gidiyordur ve bir yerden sonra psikolojisi bozulmuştur, bir şey olmuştur. O insana evet zamanınızı harcarsınız ki bence tamamen sizi emip dibe sokana kadar da değil bu. Ama daha hiç ilişki başlamadan hani sadece hoşlandığınız için birinden işte bu adam piç ve ben onu adam edeceğim falan. Hani ne gerek var yani ki? Evet. Başka bir şey göremedinelim bence. Mesela gidelim bir hayvan hakları konusunda. Ne bileyim hani ne gerek var ki? Aslında hayatında beni değil kimseyi istemiyor gibi bir şey var. Benim de öyle insanlar bu şekilde keklediğim dönemler oldu yani. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer karşınızdaki sizden hoşlanıyorsa ve siz beğendiyse, etkilendiyse işte eskiden yaşadığı, geçmişinde yaşayıp işte sorunlu olarak ayrıldığı şeyler çok fazla önemli olmuyor. Çünkü o da sizden hoşlanmış ve sizinle bir şeyler yaşamak istiyor oluyor. Eğer ki böyle değilse de böyle bahaneler uyduruyor. Belki sizi kırmamak için, belki cepte tutmak için. Ben de yaptım aynı şeyi. Yani, hani yani o... ben kimseyi istemiyorum dedim. Ama... Ama yalan söyledim. Çok çok büyük ihtimalle istemem yan cebime koy durumundasınız. Ya, evet. Ve gerçekten bu çok zararlı bir şey. Evet, yani illaki şey değil hani yalan, o kesin yalan, yani bu %100 yalan, işte kimseyi istemiyorum diye bir şey olamaz demiyoruz ama. Kimseyi istemiyor ama demek ki siz de istemiyor. Evet. Ne taktik yaparsam işte bunu hayatıma sokarım gibi bir şeyler var. Benden size tavsiye taktiklerle yaşamayın. Evet. Çünkü dediğim gibi ilişki taktikle olacak bir şey değil. Hani birinin hayatına girmek istiyorsanız onun sizi tanımasını sağlamaya çalışabilirsiniz evet. belki. Daha çok... anlatmaya çalışabilirsiniz. İletişime geçmeye evet. çalışabilirsiniz belki ama onun dışında verebileceğim bir tavsiye yok bu konuda açıkçası. Mesela sorulan sorulardan bir tanesi de ilk buluşmada nasıl davranmalı? Nasıl? Size şöyle davranacak. Aynen öyle. Hani başka biri gibi davranmayın asla. Çünkü başka biri gibi davrandığınızda o karşıdaki evet. insan başka biri olduğunuzu sanacak. Onun istediği insanmış gibi davranırsanız bir yerden sonra siz kendiniz olamayacaksınız. Ve zaten o kişi sizi kendiniz olduğunuz için sevmiyor olacak. Bu insan sizi siz olduğunuz için sevsin evet. ve ileriki zamanlarda bir sıkıntı yaşamayın ilişkinizde. Sen hani böyleydin demesin. Aynen. Çok yıprandığım bir ilişkiden çıktım ve
nasıl hayatıma devam edeceğim bilmiyorum. Başkasını sevebilir miyim bilmiyorum. Bir ilişkiden çıktığınızda bir daha asla kimseyi sevemeyeceğim ya da kimse beni bir daha asla böyle sevemeyecek gibi düşünmenizi çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü herkes sadece kendisi ilişki yaşadı sanıyor. Birçok kişi, dünya üzerindeki 7 milyar insan ilişki yaşamaya bu şey yapan %80 %80 böyle şeyler yaşıyor. İlk defa siz yaşamıyorsunuz. Yani ayrılıp boşanan, işte ne bileyim ikinci baharında tekrardan aşık olan, ilk defa aşık olan bir sürü insan var. Başka birine hoşlanmaya başladığınızda ya ben aslında hiç aşık olmamışım bile diyebiliyorsunuz. Evet. Hani daha büyük ihtimalle bana bunu soran kişi de, bu tarz sorular soracak kişiler de daha ömrünün baharındalar. Büyük ihtimalle 20-21 yaşlarındalar ve lise. Daha aşık olmuş. De, evet, büyük ihtimalle. Gerçekten çıkıyor karşınıza. Ve ne zaman çıkacağı evet belli olmuyor. Belki bu sene çıkmayacak, belki bir dahaki sene de çıkmayacak ama mutlaka çıkacak. Ya da belki 2 ay sonra çıkacak. Bu evet, hani sınırı olan bir şey değil. Genç olup aynen hani böyle işte ben bir daha aşık olamayacağım diyenler var. Bir de böyle işte biraz daha böyle işte ne bileyim 35 yaşına gelmiş, işte 36'ya gelmiş ve artık ya ben şimdi bu adamı bırakırsam bir daha da kimse beni almaz. Kimseyle evlenemem diye düşünenler de var. Hani belki büyük izleyicilerimiz de var. Yaşı büyük. O yüzden onların da bence öyle düşünmemesi gerekiyor. Bence yani neyse ne. Şimdi bu yüzden yani ömrümü karartıp da işte 36 yaşında bir daha ben kimseyi bulamam deyip de çok da ya böyle da belki uyumlu, daha sonra. Evet, uyumlu olmadığın biriyle onu düzeltmeye çalışmakla geçirmek biriyle. Yani çok saçma. Ayrıca da yani bu dünyaya herkes hani işte evlenip de yuva kurmak için gelmiyor ya. Yani zorunda da değilsin ya. Böyle bir şey yok yani. Hani. Belki de işte ayrıldıktan sonra o kadından veya o adamdan evet, ayrıldıktan sonra tek başına mutluluğu bulacaksın. İşte ne bileyim belki uzun zamandır yapmak istediğin şey işte safariye gitmek. Ha, evet. Ya da ne bileyim işte dünyayı gezmek vesaire ve bunu tek başına yapmak istiyorsun ve bunu bu insana bağlı kaldığın için bilemiyorsun. Hı-hı. Ya böyle şeyler de oluyor. Sizi mutlu etmeyen şeylerle bence çok evet, fazla devam etmeyin. Ben bu ilişkiyi işte düzelten taraf ben olacağım, ben halledeceğim, ben toparlayacağım deyip böyle kendinizi böyle taşların altına koyup da yıpratmayın yani. Bence ilişkiye ikinci bir şans verilmeli mi sorusu da çok şey bir soru. Kişisel bir soru. Yani zaten bu soruyu soruyorsan... Sen bir doktora git falan. Hayır, verilmemeli. O zaman verilmemeli demek. Ya eğer ikinci bir şans verilmesi gereken durum bir yanlış giden bir şeyse ve olmayan bir durumsa ve sen onu düzeltmeye karar verdiysen, karşı tarafta buna karar verdiyse tamam biz bunu yapabiliriz diyorsan evet, ama benim buradaki ikinci bir şans verilmeli mi sorusundan anladığım aslında şey, hani hiç bu problemleri düşünmeden böyle bir şey söyledim. Çünkü bazen gerçekten öyle bir şey oluyor ki hiçbir problem yokken de böyle ayrılıklar olabiliyor yani benim yaşadığım gibi o zamanlar. Yani o yüzden dedim hani ikinci bir şans sorusunu soruyorsan o zaman verilmez diyorum. Ama eğer sen bir şekilde o ilişkiye tekrardan başlıyorsan zaten demek ki verilmiş yani cevabı bu oluyor. Yine bana Snapchat'te de bu soru çok geliyordu. Hiç kavga ediyor musunuz? Tabii ki de ediyoruz. Tabii ki de ediyoruz. Daha geçen hafta ettik ama böyle hani filmlerdeki gibi kavgalar zannettik hem de. Murat Uydu değil mi? Gidecek yerim diyor. Hatırlıyor musun? Her şey böyle havalarda uçuşuyor. Ama tabii ki de insanlar bunu sosyal medyada size göstermiyor elbette. Yani. Çünkü herkes, siz de dahil, herkes mutlu olduğu anı paylaşmak istiyor. Çünkü mutsuz olduğunuz anı çok yakınınızdaki insanlarla paylaşırsınız. Ve aslında sosyal medyadaki herkes sizin çok yakın arkadaşınız değil. Hatta çok alakasız olduğunuz insanları bile takip edip takipleşebiliyorsunuz bazen. Ve çoğu zaman da yaşadıkları gerçek hayatı göstermiyorlar. Evet. Sonunda bir bak. Yılan çıldırdı. Yılanlarımı soksun. Bir tarih. Güzel ilişkiler görüp Instagram'da hani onlara özenmek ve hani biz niye kavga ediyoruz falan gibi bir düşünceye girmekle alakalı sanırım. Ama biz de kavga ediyoruz. Yani sosyal medyada her şey çok... Bana biraz önce bir şey yapmış. Siz işte Can abiyle hiç kavga ediyor musunuz? Çünkü böyle dışarıdan videolara ya da işte storylere baktığımda sanki hiç kavga etmiyormuşsunuz gibi görünüyor diyor. Öyle bir şey yok yani. Biz bayağı birbirimizin gırtlağını sıkacak kadar kavga ediyoruz gerçekten. Yok olmuyor, biz anlaşamıyoruz falan diyoruz yani. Ayda bir kere en azından. Bunlar olur yani, olmalı. Bunlar tabii. Ama çok o da çok keyifli oluyor. Mesela böyle kavga ediyorsun.
Ondan sonra böyle trip yapıyorsun, o da trip yapıyor falan. Sonra böyle birkaç gün konuşmuyorsun ama sonra her şey nasıl tatlı oluyor. Çok tez canlıyım bu konuda. Hemen olsun, hemen düzelsin, hemen o bende de var. Ben mesela darlarım böyle. Evet, çok darlıyorum. Bu konuyu halletmeden buradan bir yere gidemezsin. Çok darlıyorum. Falan. O kadar darlanıyor ki çocukcağız. Evet. Bazen böyle... Ya bana birazcık zaman ver falan oluyor canlı böyle. Hani ya... Gerçekten belki zaman versem kendi kendine gelecek falan. Hayır düzelteceğiz falan. Burcu neydi? Aslan. Bir kavga oluyor, bir şey oluyor. Zaman geçtikçe canın siniri geçiyor. Aynen. Anlamaya başlıyor. Benim de iyice bileniyorum böyle. Zaman geçtikçe bileniyorum. Daha böyle planlar yapmaya başlıyor. Çok negatif yükleniyorum ben öyle ben dönemlerde. De. Ve böyle sürekli düşünüyorum. Ve başka bir iş yapamıyorum. O yüzden düzeltmem gerekiyor o şeyi yani. İşte o olgunluğa ben de erişemedim. Ben de erişemedim. Ya bırak birazcık işler durulsun. İşte herkes düşünsün. Daha sonra belki konuşulacaksa konuşulsun falan. Onu ben de daha henüz yapamadım. Ben herkes eskiye dönsün. Deli miyiz lan biz? Ben bu tarz videolar aslında çok çekmek istiyorum ama tek başıma konuşamıyorum. Demek ki böyle yanan birilerini almam gerekiyor. Eğer beni istediyseniz, sevdiyseniz ben gelirim. Yani şey olarak alırım. Zevcem alırım. Biz çocuklara bakıyormuşuz. İkimiz. Evet, videonun sonuna geldik. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Özge'nin kanalında da bir tane video çektik. Onu da izlemek için şuradan Özge'nin kanalına uğrayabilirsiniz. Özgüvenle ilgili o da. Evet, o da özgüvenle ilgili. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bu tarz başka videolar isterseniz o da olur. İzlerseniz de. Aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Bu videoda benzettiğiniz bizle aynı düşündüğünüz ya da farklı düşündüğünüz konular varsa onları da mutlaka yorumlar kısmında bekliyoruz. Evet. Bu tarz şeyleri karşılıklı konuşmak da çok güzel oluyor yani çünkü. Bu işin bir kuralı yok ama herkesin yaşadığı şeyler böyle dedikodu yapıyormuş gibi. Keyifli oluyor yani. Okuruz onları da. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Bay bay.